Herkese merhaba. Bugün size şimdiye kadar karşılaştığım en doğru ticaret filtresini göstereceğim. Bu scalping ve günlük ticaret için bir harika. Bu çok basit ama etkili bir ticaret stratejisidir. Swing ticareti için kullanılabilir ve forex, kripto ve hisse senedi opsiyonlarında da kullanabilirsiniz. Bu stratejide kullanılan göstergeleri açıklayacağım ve ayrıca kısa ve uzun ticaret örneklerine de bir göz atacağız. Ve ayrıca bazı yanlış sinyallere de bakacağız. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Ve bahsetmeliyim ki bu video finansal bir tavsiye niteliğinde değildir. Sadece bilgilendirme amaçlıdır. Şimdi bunu aradan çıkardığımıza göre hemen konuya girelim. Yani öncelikle TradingView kullanacağım. Grafiklerle ilgili olarak bu stratejide 15 dakikalık zaman dilimini kullanmayı seviyorum. Ve bu strateji için normal mum çubuklarını kullanacağız. Şimdi bu strateji için kullanacağımız göstergeler hakkında konuşalım. Kullanacağımız ilk göstergeye trend ölçer denir. Dolayısıyla trend ölçer göstergesi fiyat hareketinin eğilimini doğrulamak için kullanılan 3 farklı trend ölçer ve 1 trend çubuğundan oluşur. Kullanacağımız ikinci gösterge üstel hareketli ortalama olan EMA'dır. EMA'lar genellikle önemli piyasa hareketlerini teyit etmek ve geçerliliklerini ölçmek için diğer göstergelerle birlikte kullanılır. Gün içi ve hızlı hareket eden piyasalarda işlem yapan tüccarlar için EMA daha da uygulanabilirdir. Çoğu zaman tüccarlar bir ticaret ön yargısını belirlemek için EMA'ları da kullanırlar. Dolayısıyla bu strateji için yalnızca bu iki gösterge gereklidir. Bu videoyu ilginç bulursanız, videoyu beğendiğinizden ve desteğinizi göstermek için kanalıma abone olduğunuzdan emin olun. Ve elbette harika bir ticaret stratejisi yüklediğimde bilgilerimi almadığınız için zile basın. Yani TradingView'u yüklediğinizde normal çubuklarında ve 15 dakikalık zaman diliminde böyle gözükecek. Şimdi daha önce açıkladığım göstergeleri ekleyeceğiz. Bunun için göstergeler sekmesine gideceğiz ve trend ölçeri arayın. Buradaki DUJ alt çizgi MC. Bunu ekleyeceğiz. Bu nedenle bu gösterge birçok popüler göstergenin bir kombinasyonudur. Yani ayarlara girerseniz tam olarak neye sahip olduğunu görebilirsiniz. Bu gösterge pek çok gösterge içerir. MACD'ye sahiptir, RSI'ye sahiptir, hareketli ortalamaların geçişine sahiptir, EMA'lara sahiptir. Farklı filtreler için ayrı ayrı koyacağınızı bildiğiniz birçok şeye sahip olduğunu görebilirsiniz. Bu nedenle bu özel ticaret göstergesi hakkında sevdiğim şeylerden biri, tüm bunlar sıraya girdiğinde doğruluğun kesinlikle şaşırtıcı olmasıdır. Şimdi ikinci göstergemizi ekleyeceğiz. Göstergelere geri döneceğiz ve üstel hareketli ortalama olan EMA'yı yazacağız. Bunu ekleyeceğiz ve bunun için birkaç ayarı değiştireceğiz. Bu yüzden ayarlara tıklayacağız ve girdilerde uzunluğu 200 olarak değiştireceğiz. Ve stilde EMA rengimin beyaz ve biraz daha kalın olmasını istiyorum. Göstergeleri ayarlamayı bitirdiğimizde grafiğiniz böyle gözükecek. Şimdi stratejiye geçelim. Öyleyse bir satın alma ticareti için kuralları görelim. Her şeyden önce bir alım satım işlemi arıyorsak fiyat hareketinin 200 EMA çizgisinin üzerinde olmasını istiyoruz. İkinci olarak uzun bir ticaret için tüm noktalar ve iki taban çizgisi dahil olmak üzere trend ölçerdeki her şeyin yeşil olması gerekir. Tetik mumumuz EMA'nın altında açılır ancak 200 EMA'nın üzerinde kapanırsa yine de bir alım satım işlemine girebilirsiniz. Şimdi kısa ticaret için kurallar. Öncelikle fiyat hareketinin 200 EMA çizgisinin altında olmasını istiyoruz. Kısa ticaret için tüm kurallar uzun bir ticaret için kurallarının tam tersi olacak. Şimdi kısa bir ticaret arıyorsak, tüm noktalar ve iki taban çizgisi dahil olmak üzere trend ölçerdeki her şeyin kırmızı olması gerekir. Bu, temelde bir ticarete girmek için tetikleyicimiz olacaktır. Ve benzer şekilde tetik mumumuz EMA'nın üzerinde açılır. Ancak 200 EMA'nın altında kapanırsa yine de kısa bir ticarete girebilirsiniz. Şimdi bu strateji için kısa ve uzun bir ticaret için kuralları gözden geçirdik. Bunun için bazı örneklere bir göz atalım. Öncelikle uzun bir ticaret için bir örneğe bakacağız. Burada tüm noktaların ve çizgilerin yeşil olduğunu ve fiyat hareketinin 200 EMA'nın üzerinde olduğunu görebiliriz. Bu yüzden bu iyi bir uzun ticaret olacaktır.
Bir sonraki mum'a gireceğiz ve stop loss'umuzu son dalgalanmanın altına koyacağız. Risk ödül oranımızı 1 ila 1.5 tutacağız ve görebileceğiniz gibi bu ticaret karla kapanacak. Bu strateji yeni başlayanlar için olduğu kadar ileri düzey kullanıcılar için de harikadır. Ve ben de bu strateji her zaman bazı işlemlerimi ve bunun gibi şeyleri bulmak için kullanıyorum. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken ana anahtar fiyat hareketinin 200 EMA'nın üzerinde olduğu zamandır. Uzun süre devam etmek için satın alma fırsatları arıyoruz. Bana sık sık hangi platformda kripto para ticareti yaptığım soruluyor. Bunu Bybit borsasında yapıyorum. Alım ve satım pozisyonları açabileceğiniz, kullanımı kolay bir platform. Buna ek olarak aynı anda birden fazla fiyatı takip edebileceğiniz 4 fiyatlı bir düzen kullanabilirsiniz. Bybit'i ziyaret edebilmeniz için açıklamaya bir bağlantı koydum. Ayrıca ticaret yapmak için kullanabileceğiniz 3000 doların üzerinde bir bonusları da var. Şimdi kısa bir ticaret için bir örneğe göz atacağız. Burada tüm noktaların ve çizgilerin kırmızı olduğunu ve fiyat hareketinin 200 EMA'nın altında olduğunu görebiliriz. Bu yüzden bu iyi bir kısa ticaret olacaktır. Bir sonraki muma gireceğiz ve stop loss'umuzu son dalgalanmanın üzerine koyacağız. Risk ödül oranımızı 1 ila 1.5 tutacağız. Böylelikle bu pozisyonda karla kapanacak. Kurallara uymak çok önemlidir çünkü birçok yanlış sinyal olacaktır. Bu nedenle her bir kriterin yerine getirilmesi çok önemlidir. Burada görebileceğiniz gibi fiyat hareketi 200 EMA'nın üzerinde ve tüm noktalarda yeşil. Ancak alttaki çubuk yeşil değil. Bu yüzden bu ticarete girmeyeceğiz. Bu yüzden disiplinli kalmalısınız. Çünkü bu işlemlerin miktarı ile ilgili değil, kalitesi ile ilgilidir. Şimdi hem kısa hem de uzun ticaret için bir örneğe daha göze bakacağız. Böylelikle stratejiyi doğru bir şekilde anlayabilirsiniz. Öncelikle uzun bir ticaret için bir örneğe göz atacağız. Burada tüm noktaların ve çizgilerin yeşil olduğunu ve fiyat hareketinin 200 EMA'nın üzerinde olduğunu görebiliriz. Bu yüzden bu iyi bir uzun ticaret olacaktır. Bir sonraki muma gireceğiz ve stop loss'umuzu son dalgalanmanın altına koyacağız. Risk ödül oranımızı 1 ila 1.5 tutacağız ve görebileceğiniz gibi bu ticaret karla kapanacak. Şimdi kısa bir ticaret için bir örneğe göz atacağız. Burada tüm noktaların ve çizgilerin kırmızı olduğunu ve fiyat hareketinin 200 EMA'nın altında olduğunu görebiliriz. Bu yüzden bu iyi bir kısa ticaret olacaktır. Bir sonraki muma gireceğiz ve stop loss'umuzu son dalgalanmanın üzerine koyacağız. Risk ödül oranımızı 1 ila 1.5 tutacağız. Böylelikle bu pozisyonda karla kapanacak. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğendiğinizi belirtin. Ve bu strateji hakkında ne düşündüğünüzü de bana bildirin. Ayrıca kendiniz de test ettiğinizden emin olun. Gerçekten çok beğendim. Süper etkili bir ticaret stratejisi. Bunu günlük alım satımları veya swing alım satımları şekillendirmek için kullanabilirsiniz. Gelecek bildirimler için de zile basın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.